Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce dur. Kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk bölüm doğru yanlış ifadeleri toplamda 10 tane yaptığın her doğru için 2 puan hesaplama yapabilirsin. Yaprak bitkilerin besin üretimi, gaz alışverişi ve terleme yapan bölümüdür. Doğru bir bilgidir. Dünyanın içerisine yaklaşık 1 milyon tane güneş sığabilir. Hayır efendim, tam tersi olması gerekiyor. Yanlış bilgidir. Çünkü dünya güneşten küçüktür. Güneş dünya için hem ısı hem ışık kaynağıdır. Doğru bir bilgidir. Ay güneşten gelen ışığı yansıtır. Doğru bir bilgidir. Ay dolunay evresindeyken dünyadan karanlık görünür. Hayır, tamamının aydınlık görünmesi gerekir demesi gerekiyordu. Yanlış bir bilgidir. Ay güneş ve dünya etrafındaki dolanımını eşit sürede tamamlamaz. Şöyle olması gerekiyordu. Ay kendi ekseni ve dünya ekseni etrafında dolanımını eşit sürede tamamlar. Dolayısıyla yanlış bir bilgidir. 7 numaradayım. Mantarlar kendi besinini kendisi üretir diyor. Çocuklar yanlış bilgidir çünkü kendi besinini kendisi üreten bitkilerdir. Mantar da bir bitki değildir maalesef. 8 numaradayım. Bakterilerin tümü vücudumuz için zararlıdır diyor. Vücudumuz için iyi olan bakteriler de vardır. Dolayısıyla yanlış bir bilgidir. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere 4 ana kısımdan oluşur. Doğru bir bilgidir. Elma, nar, mısır, çiçeksiz diyor, bakın dikkat edelim. Çiçeksiz bitkilere örnektir. Hayır, çiçekli bitkilere örnektir demesi gerekiyordu. Yanlış bir bilgidir. Yazılımızın B bölümü 20 puandan oluşuyor. Aşağıda verilen ayın evrelerini boş yuvarlaklar içerisinde karanlıkta kalan bölümlerini kurşun kalemle boyayarak gösteriniz diyor bize. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu, birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri yazılı ya da hazırlayabiliyoruz. Verileriniz bizi 507-215-26-58 numara telefonundan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Şimdi ayın evrelerine baktığım zaman yeni ay, hilal var, son dördün var ve dolunay var sevgili öğrenciler. Baktığım zaman yeni ayda ayın tamamının karanlık içerisinde görülmesi gerekiyor. Hilalde de şimdi yukarıya bir çizgi, aynı hizada da bir nokta ekledim ve sağ tarafa doğru bir şöyle çizgiyle birleştirmeye çalıştım. Sol tarafını boyarsan hilali de göstermiş olursun. Son dördünde yine ayı burada ortadan ikiye bölelim şu şekilde ve dikkat et, buraya sağ tarafını boyaman gerekiyor. Dolunayda ise ayın tamamı parlaktır. Hiçbir şekilde boyama yapmana gerek yok. Yazılımızın C bölümü 6 puan değerinde. Aşağıdaki şekilde verilen cisimlerin altlarındaki boşluklara büyüklüklerine göre güneş, dünya ve aydan uygun olanları yazınız diyor. Çocuklar, güneş, dünya ve aydan en büyük olanı burada güneştir. O zaman basketbol topunu güneşe benzetebilirim. Buraya hemen altına güneşi yazdım. Daha sonra birinde nohut, birinde mercimek var. Çocuklar, dünya büyükten küçüğe doğru sıralamada önce güneş, sonra dünya, sonra ayın gelmesi gerekiyor. O zaman buradaki nohutu dünyaya benzetebilirim. Mercimek tanesine de ay diyebiliriz. Bu şekilde yaptığın sıralama sana 6 puan daha kazandıracaktır. Yazılımızın D bölümünde çoktan seçmeli test sorularımız var. Toplamda 11 adet. Yaptığın her doğru için 4 puan hesaplamada yapabilirsin. İlk sorumuzda hangisi bir yıldızdır diyor. Çocuklar, Dünya, Venüs, Güneş sisteminde yer alan bir gezegendir. Güneşe bağlıdır. Ay da Dünya'nın uydusudur. Burada yıldız olan Güneş'tir tabii ki. Cevabım C seçeneği. 2 numaralı sorumuz, dünyanın tek doğal uydusu hangisidir? Çocuklar, dünyanın tek doğal uydusu C seçeneği Ay'dır. 3 numaralı sorumuz, ayın yüzeyindeki çukurlara ne ad verilir? Bir bilgi sorusu. Çocuklar, bu çukurlara krater adı verilir. Krater, ayın yüzeyine çarpan meteorlar sonucu oluşmuştur. Doğru cevabım A seçeneği.
Dört numaralı sorumuz, güneş üzerindeki lekeleri ilk olarak gözlemleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çocuklar Kepler ve Ali Kuşçu astronomi alanında çalışmalar yapmıştır ama maalesef güneş üzerindeki lekeleri bulmamışlardır. İlk gözlemlememişlerdir. Newton'un da yer çekimi üzerine çalışmaları vardır. D seçeneğini de eledim. Galile'den bahsediyor. Cevabım A seçeneği. 5 numaralı sorumuz. Güneş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur bakalım. Evrendeki bütün uzaydaki en büyük yıldız güneştir diyor. Hayır. Yani güneş sistemindeki en büyük yıldızımız güneştir. Ama güneşten kat be kat daha büyük olan yıldızlar da vardır. A seçeneğini eledim. Çocuklar C seçeneğinde güneş dünya etrafında dolanma hareketi yapar diyor. Tersini söylemesi gerekiyordu. Dünya güneş etrafında dolanma hareketi eder. C seçeneğini de eledim. Güneş ile ay aynı büyüklükte değildir maalesef. D seçeneğini de eledim. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. Doğru cevabım B seçeneğidir. 6 numaralı sorumuz. Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süre 24 saattir. 24 saatte bir güne eşit olur. Doğru cevabım A seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz. Dünyadan bakıldığında her zaman için ayın hep aynı yüzünü görebiliriz. Bu durumun sebebini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Çocuklar, ay dünya etrafında dolanma süresiyle kendi etrafında dönme süresi eşit olduğu için biz aya baktığımız zaman her zaman için aynı yüzünü görürüz. Sebebi budur. Ayın dünya etrafında dolanma süresiyle kendi etrafında dönme süresinin eşit olmasından dolayı. Doğru cevabım C seçeneğidir. 8 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bakterilere aittir? Bakteriler gözle görünmeyen mikroskobik canlılar. Bak A's birinde zaten söylemiş. Mikroskobik canlılardır. Doğru. Çocuklar bakterilerin yararları da vardır, faydaları da vardır. Mesela bazıları sütten yoğurt mayalanmasını sağlıyor. Bu bakterilerin yararlı olanlarındandır. 3 numarada da zararlı olan bakteriyi görüyoruz. Bazıları ise dişlerimizin çürümesine sebep olur. Bunların üçü de bakterilere aittir. Doğru cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerin bölümleri gösterilmiştir. Çocuklar burada elma ağacı, ciğerotu, papatya ve nilüfer var. Baktığım zaman ciğerotunun çiçeksiz bitkilerin, diğerinde de çiçekli bitkilerin olduğunu görüyorum. Hepsinin yaprağı var, hepsinin gövdesi var. Sadece ciğerotunun kökü olmadığını görüyorum. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu bitkilerin hepsi için ortak bir özelliktir? Şimdi bakın B ve C seçeneğini elemem gerekiyor. Tohum üretme, çiçek bulundurma. Çocuklar tohum üretme, çiçek bulundurma çiçekli bitkilere ait bir özelliktir. Ama orada ciğerotu var. O zaman ortak bir özellikten bahsedemem. Kurak bölgede yaşama, özellikle Nilüfer burada kurak bölgede yaşayamaz. D seçeneği dedim. Çocuklar bunlar çiçekli de olsa, çiçeksiz de olsa bir bitkidir. Ve bitkilerin ortak özelliği besin üretmesidir. Doğru cevabım A seçeneği. 10 numaralı sorumuz. Aşağıda bazı canlılar numaralandırılarak verilmiştir. Burada şapkalı mantar, bakteri, öglena, karayosunu ve maya mantarı var. Yukarıda verilenlerden hangileri mikroskobik canlılardır diyor. Çocuklar bir numaralı şapkalı mantar unutmayalım lütfen. Mantar grubundadır. Bitki bile değildir bunlar. Zaten bir numarayı sen elediğin zaman A seçeneği, C seçeneği ve D seçeneğini götürmüş oluyorsun. Yani otomatikman doğru cevap çıkıyor. Diğerlerine de baktım. Bakteriler burada mikroskobik canlılardır. Öglena da aynı şekilde mikroskobik canlılardır. Maya mantarları gözle görülmeyecek kadar ufak olan mikroskobik canlılara örnektir. Karayosunu bitkiler grubundandır. Şapkalı mantar da bitki değil mantarlar grubundadır. Yani burada 2 numara, 3 numara ve 5 numarayı mikroskobik canlılara örnek olarak gösterebilirim. Cevabım B seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz. Ediz bir canlı sınıfına ait aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre Ediz'in hakkında bilgi verdiği canlı sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Toprağa bağlı olarak yaşarlar. Burada sevgili öğrenciler hani mantarları bence mikroskobik canlıları silmem gerekiyor. Toprak olmadan yaşayamaz diyor. Ki mantarlar da çoğu illa toprakta çıkacak diye bir durumu yok. Peki devam edelim. Genellikle yeşil renge sahip canlılardır. Özellikle şuna bakalım. Güneş ışığı, su ve karbondioksit gazını kullanarak besin üretirler, oksijen üretirler.
besin ve oksijen üreten bitkiler dışında bir canlı yoktur. Doğru cevabım C seçeneği. Sevgili öğrenciler, yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.